Arkadaşlar hepinize merhabalar. Tonguç LGS Dershanesi'nde 2023 LGS'yi birincilikle tamamlayan 500 tam puan olan iki arkadaşımız Furkan ve Azra'yı konuk ediyoruz bugün. Öncelikle kocaman bir alkış alalım. Öncelikle Furkan'la başlayalım. Furkan, tebrik ediyoruz başarın için. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız da dağılıyorlar, işlerine doğru geçiyorlar tekrardan. Biz seninle birazcık sohbet edelim. Furkan, öncelikle seni birazcık tanıyalım mı? Ben Furkan Engel Kıymaz, 14 yaşındayım. Kastamonu merkezde oturuyorum. Şehir Şerif Ebacı Ortaokulu'ndan mezun oldum. Peki bu bir sene nasıl geçti, nasıl hazırlandın? Biraz senden dinleyebilir miyiz? Bir sene boyunca çok çalıştım. Azmin ve inancın mükafatı oldu benim için. Her gün planlı bir şekilde, düzenli olarak çalıştım. Peki sınav anında stresli bir an yaşadın. Sonra çıktığında neler hissettin? Ya ben galiba birinci oldum dedin mi? Sözelden çıktığımda Türkçe'de zorlanmıştım. Türkçe'de bir iki soruda kafa karışıklığım olsa da hani onları doğru yaptığıma inanıyordum. Hani inşallah 500 diyordum. Bizler zaten aslında LGS dershanesinde bazı arkadaşlarımızın sonuçlarından LGS'de birinci olabileceklerini ya da bir iki yanlışla ayrılabileceklerini öngörebiliyorduk. Furkan da o arkadaşlarımızdan bir tanesiydi Azra ile beraber. Peki Furkan, bir yıl boyunca LGS dershanesinin en çok faydalandığın özellikleri nelerdi? Her hafta deneme oluyordu ve bu deneme sonuçlarında yaptığım hataları analiz edip bir daha o hataları yapmamaya çalışıyordum. Onun dışında konu tekrarları ve soru çözümü tipleri de benim işime yaradı. Canlı derslere katılımın nasıldı peki? Canlı derslerin çoğuna katılmaya çalıştım. Bazen katılamadıklarım olsa da genel olarak %90'ına falan katıldım. Onun dışında da hocalar arıyordu. Her hafta hocalar beni motive ediyordu. Onların sayesinde stresim azalıyordu. Burada zaten elimde bir kitap var gördüğün gibi. Bu kitabı hatırlıyor musun? Evet. Kişiye özel verilen soru bankası. Evet. Bu soru bankasının ismine burada bizi izleyen arkadaşlarımıza kısaca bahsetmiş olayım. Furkan Ege Kıymaz yazmıştık. Bu ilk kez tasarladığımız demo kitaptı aslında. Sadece denemek için LGS dershanesi arkadaşlarımızdan birinin ismini yazmıştık. O da Furkan'a kısmetmiş ve Furkan LGS birincisi oldu. Tabii bu soru bankasını çözdü mü? Onu soralım. Evet, çözdüm. Süpersin. Peki okul hedefini aslında sana sormak istemiyorum. Burada seni konuk aldığımızda konuşmak istiyorum. Ama yine de bir aklından geçmiyor değil. Hangi okulları düşünüyorsun? Aklında belirli bir yer var mı? Galatasaraylı İstanbul Erkek Kabataş arasında gidip geliyorum ama Galatasaray'ı yazmayı düşünüyorum. Galatasaray şu an bir adım önde duruyor. Muhtemelen seni burada konuk ettiğimizde tahminimce zaten kayıt yaptırmaya geldiğin dönem olacak. Orada da artık kazandığın, gittiğin okulu öğrenmiş olacağız. LGS'ye bu yıl hazırlanacak arkadaşlar için neler tavsiye etmek istersin? Önlerinde çok uzun bir zaman var aslında. Daha yaz aylarındayken her gün paragraf soruları, çözmeleri onlar için yararlı olacaktır. Onun dışında motive olsunlar. Hani strese kapılmasınlar. Daha çok uzun bir dönem var. Onun dışında sportif faaliyetlerini de yarıda bırakmasınlar. Ben futbol ve satranç oynuyordum LGS'ye hazırlanırken ve bu beni motive ediyordu ve daha az stres yapmama neden oluyordu. Peki videomuzu kapatmadan önce son olarak söylemek istediğim bir şeyler var mı? Aileme, arkadaşlarıma, Tonguç Akademi'ye ve tüm emeği geçen öğretmenlerime teşekkür ediyorum buradan. Biz de tüm öğretmenlerimize, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. O zaman tekrar görüşmek üzere Furkan, hoşçakal. Görüşürüz, hoşçakalın. Azra, selamlar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Öncelikle seni tebrik ediyoruz. Gözün aydın, büyük bir çalışmanın karşılığını aldın. Gerçekten tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Öncelikle nasıl bir sene geçirdin, neler yaşadın, bundan biraz bahsedelim mi? Senenin başı daha rahat, sonlara doğru çok daha yoğun ve deneme ağırlığı gitti. Senenin başında genellikle matematik odaklı gittim çünkü matematikte sorunum vardı. Senenin sonuna doğru genellikle branş denemeleri ve çoğunlukla genel deneme çözdüm. Harika. Hepimizin matematikte sorunu var gerçekten. Sen bu matematikle olan problemini nasıl çözdün? Benim sene başında matematiğim 13-14 doğru geliyordu. Sonlara doğru full gelmeye başladı. Ben genelde hep sorularını analiz yaparak çözüyordum ve sürekli olarak yeni nesil sorular ve branş denemeleri çözerek hallettim. Bir 3-4 ay boyunca full matematik ağırlıklı gittim. Eksiklerini nasıl tamamlıyordun? Daha çok hocalarına mı soruyordun yoksa özel bir çalışma mı yapıyordun? Konu eksiğim varsa kendim tamamlıyordum. Anlamadığım yerlere hocalara soruyordum. Sorularda özellikle hani öncelikle kendim yapıyordum. Yapamadıklarımda hocalara soruyordum. Sonucunu öğrendin. İlk kiminle paylaştın? Neler konuştun? Bunu da merak ediyoruz. Sonucumu ilk ailemle beraber öğrendik. Hepimiz mutlu olduk tabii. Süper. Öyle. Harika. Şimdi yazın, yaz planların neler? Bence derslerle alakalı pek bir şey planlamıyorsundur diye düşünüyorum. Evet, yazın olabildiğince dinlenmeyi düşünüyorum. Okul hedefini soracağım aslında. Hani kafanda bir okul var mı? Yani İstanbul Erkek düşünüyorum şu an genelde. Değişebilir mi?
sanmıyorum ama. Yani 500 tam puan almanın en güzel taraflarından bir tanesi, okulu kendin seçeceksin. Umarım senin için en hayırlısı olur. Şunu da sorayım son olarak. LGS'ye bu sene hazırlanacak yüz binlerce arkadaşımız var. Onlara söylemek isteyeceğin, verebileceğin tavsiyeler var mı? Ya şimdi önümüzde bir yaz tatili var. Ben yaz tatilinde kesinlikle yorulmamalarını söylerdim. Ve en zorlandıkları derse ağırlık versinler ama çok ağırlık vermesinler derse. Yani en çok Türkçe'de zorlanıyorsunuz, daha çok Türkçe ve paragraf ve anlam çözün. Matematikte zorlanıyorsanız matematik çözün ama yaz tatilinde yüklenmeyin yani. Konu falan öğrenmeye çalışmanın bence bir şeyi yok. Adım adım gitsinler ve çünkü şunu çok görüyoruz değil mi? Senenin başında çok çalışarak, kendini hırpalayarak başlayan arkadaşların sonrasında motivasyonunun düştüğüne rastlıyoruz. Evet, sonlara doğru artırmak daha mantıklı. Peki, çok teşekkür ediyoruz. İnşallah seninle stüdyomuzda da görüşeceğiz. Tekrardan bütün emeklerin için ve aldığın güzel sonuç için seni kutluyoruz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kal. Görüşürüz.